Öncelikle iyi akşamlar, günaydın. Nereden katılıyorsanız. Anamed adına kocaman bir merhaba herkese. Ben Anamed ekibinden Nazurlu. Bugün Anamed konuşmalarının ikincisi için bir aradayız ve bugünkü konuşma uzman bakışı ve bilgi birikimiyle seçkiyi oluşturan kapsamlı bir giriş yazısıyla katkıda bulunan Zeynep Çelik'in Koç Üniversitesi yayınlarından çıkan Avrupa Şarkı Bilmez kitabını odağına alıyor olacak. Konuşmacılarımızdan kısaca bahsedecek olursak, Zeynep Çelik, New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde Distinguished Emerita Profesör ve Columbia Üniversitesi'nde yarı zamanlı tarih profesörüdür. Kültürler arası ilişkilere yoğunlaşan çok sayıda makalesi vardır. Özen Nergis Doçeroka, Koç Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde doktora öğretim üyesi olarak görev almaktadır. Araştırmaları uluslar ve diller arası modernizm tarihiyle erken 20. yüzyıl edebiyatı ve düşüncesinde zaman felsefesi üzerindedir. Selim Sarıkuru, Washington Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Uygarlığı Bölümü bölüm başkanıdır. Osmanlı yazın kültürü ve edebiyat eserleri üretimine odaklanan çalışmalarında cinsellik, cinsiyet, milliyet ve ırk kavramlarının Osmanlı Türkçesi, gazel ve mesnevilerde nasıl işlediğini incelemektedir. Ve son olarak Mehmet Fatih Uslu, İstanbul Şehir Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. İngilizce, İtalyanca ve Ermenice'den çok sayıda kitap ve makale çevirisi bulunmaktadır. Konuşmanın moderatörlüğünü yürütecek olan Mehmet Kentel ise İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırma projeleri yöneticisi olarak çalışmakta ve yıllık Annual of Istanbul Studies dergisinin sorumlu editörlüğünü yürütmektedir. Kendisini aynı zamanda 2014-2015 Anamed Bursiyeri ve 2017 yılında Anamed Galeri'de açılan Yusuf Franco'nun İnsanları, Bir Osmanlı Bürokratının Karikatürleri sergisinin danışmanlığını ve metin yazarlığını üstlenmiştir. Hatta kendisini bu sergiye ait yayın hakkında konuşmak üzere Mayıs ayında Anamed konuşmasında ağırlıyor olacağız diyerek minik bir reklam ekleme yapmış olayım. Tüm konuşmacılarımızın ve moderatörümüzün daha detaylı biyografilerine web sitemizden ulaşabilirsiniz. Bir link paylaştım. Kısaca kıştan bahsetmek gerekirse önce tüm panelistlerimiz kitabın farklı noktalarına kendi uzmanlık pencerelerinden kısa kısa ele alıyor olacaklar. Ve sonrasında etkinliğin son bölümü olan soru cevap kısmına geçiyor olacağız. Sorularınızı yazmak için etkinlik sonunu beklemenize gerek yok. Etkinlik sırasında da yazabilirsiniz. Sözü moderatörümüz Mehmet Kentel'e bırakmadan önce tüm dinleyicilerimizin mikrofon ve kameralarının kapalı olduğunu ve bu etkinliğin kaydedildiğini eklemek isterim. Teşekkürler. Söz sende Mehmet. Merhabalar herkese. Naz, çok teşekkürler bu takdimler ve giriş için. Anamed'e ve Koç Üniversitesi yayınlarına da çok teşekkürler organizasyon için. Elbette bu keyfi ve de sorumluluğu da bana verdiğiniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Şöyle bir giriş yapalım. Edward Said'in Şarkiyatçılık kitabının İngilizce'de yayınlanmasının üzerinden 40, Türkçedeki ilk çevirisinin üzerinden ise 30 seneden fazla zaman geçti. Said'in Avrupa'nın doğuyu bilme, onu bilinecek bir nesne olarak yaratma ve zamanda dondurma biçimlerini ele aldığı yapıtının sosyal ve beşeri bilimlerde, özellikle de Orta Doğu ve Osmanlı çalışmalarında yarattığı kırılımın etkisi başka çok az çalışmayla kıyaslanabilir. Üstelik bu etkinin bunca sene sonra hala oldukça yoğun biçimde bizimle olduğu söylenebilir. Her sene oryantalizm üzerine ya da Said'le diyalog halinde yüzlerce kitap, tez, makale yazılıyor. Oryantalizm tartışması bilim felsefesinden gündelik siyasete kadar farklı alanlarda kendine yer buluyor. Zeynep Çelik'in 1980'lerden bu yana Orta Doğu şehir ve mimarlık tarihi üzerine yaptığı öncü çalışmalar, coğrafyanın tarih yazımını İslam şehri gibi özcü kavramların egemenliğinden çıkarmakta çok önemli bir rol oynadı. Bu açıdan da Said'in Şarkiyatçılık kitabının açtığı tartışma ortamına kapsamlı bir katkı yaptı. Sömürgeci ve oryantalist görme, planlama, teşhir etme biçimlerini, yerli ve sömürgeci arasındaki katmanlı güç ilişkilerini ve karşılaşmaları ele alan bu yapıtlar, Said sonrası dönemde nasıl bir şehir ve mimarlık tarihi yazılabileceğini de gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Bugün Zeynep Çelik'in Avrupa Şarkı Bilmez Eleştirel Bir Söylem 1872-1932 kitabı üzerine bir sohbet gerçekleştirmek için bir araya geldik. Kitap Zeynep Hoca'nın külliyatını hem eşsiz hem de sanırım kendisi de katılacaktır, manidar bir yerde duruyor. Sait sonrası yazının önemli örneklerini verdikten, özcü olmayan mimarlık, şehir, görsel kültür tarihlerinin nasıl yazılabileceğini gösterdikten sonra bu kez oryantalizme karşı geliştirilen eleştirel söylemlerin Sait öncesi dönemine gidiyor Zeynep Hoca.
Namık Kemal, Ebu Ziya Tevfik, Tevfik Fikret, Celal Esat, Ahmet Mithat, Fatma Aliye, Halide Edip, Nazım Hikmet, Ömer Seyfettin gibi yazarların metinlerinden yapılan seçkiler, oryantalizm karşıtı söylemin 19. yüzyıl sonundan 1930'lara kadar gayet aktif olduğunu gösteriyor. Bu Said'in etkisini hafife almak anlamına gelmiyor elbette. Tam tersine Çelik'in söylediği gibi bu metinlerin önemi büyük ölçüde Said'in yol açtığı yankı sayesinde gün ışığına çıkıyor. Çelik'in kapsamlı giriş yazısının ardından bu metinler, büyük kavgalar, medeniyetin ölçüsü sanat, saklı kadın ve ev hayatı, Pierre Loti vakası ve mizahın intikamı başlıklarını toplanıyorlar. Böylece oryantalist eleştirinin coğrafi ve tarihsel alanını genişleterek bu karşı söylemin Türkçe yazındaki farklı patikaları gün ışığına çıkıyor. Biz de bu sohbette bu farklı patikalardan bir kısmını alanların önde gelen araştırmacılarıyla birlikte konuşacağız. Önce Zeynep Hoca bu projeye neden giriştiğini anlatacak. Sonra da diğer konuşmacılarımız kitabın kendileri içinde ifade ettiğini, neler düşündüğünü, kendi çalışmaları bağlamında nereye oturduğunu tartışacaklar. Sözü Zeynep Hoca'ya vermeden önce Said'in Orientalizm kitabının ilk baskısının kapağında kullanılan görselle, ekranımı paylaşmam gerekiyor bunu söylemek için. Sanıyorum şimdi oldu. Said'in Orientalizm kitabının ilk baskısının kapağında kullanılan Jean-Léon Gérôme'un Yılan Oynatısı resmiyle Avrupa Şarkı Bilmez'in kapağında bulunan bir fotoğrafı yan yana getirmek istiyorum. Jérôme'un resmi, Orientalizm'in daha sonraki baskılarında kullanılmamış olsa da Orientalist görsel kültürü, içkin erotizm ve egzotizmini simgeleyen bir statüye kendinden de daha büyük bir güce erişti belki bu kitap kapağındaki kullanımıyla. Koç Üniversitesi Yayınları Direktörü Rana Alpöz'ün dedesi Mehmet Sabri Çağlayan ve onun babası Tevfik Bey'e ait olan ve Avrupa Şarkı Bilmez'in kapağında kullanılan fotoğraf ise baba oğlunun şarkıyatçı temsilinin en önemli araçlarından biri olan fotoğraf makinesine diktikleri gözler sayesinde Osmanlıların ya da diğer doğulların kendilerini binbir farklı şekilde temsil ettiklerini, bu temsillerin ve araçlarının birbirleriyle diyalog halinde olduğunu ve bunların hakkını vermek için dönem kaynaklarına, dönemdeki kendi temsil biçimlerine dönmenin zorunlu olduğunu gösteriyor belki de. Sözü daha fazla uzatmayıp Zeynep Hoca'ya dönmek istiyorum. Hocam, bu projeye neden giriştiğinizi, sizin yazın serüveninizin nasıl bir yeri ve önemi olduğunu, hakikaten benim düşündüğüm gibi manidar olup olmadığını o yerin birazcık anlatabilmenizi rica edebilir miyiz? Tabii. Önce ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sağladıkları için ve hepinize katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Mehmet'e de güzel girişi için. Hemen belirtmek istediğim bir nokta var. Bu webinar aslında bu webinarın bir devamı olacak. Bu iki webinarlık bir dizinin birincisi. İlk bugün yapacağımız webinarın ana sorusu neden? Neden bu kitabı yapıyoruz? İkinci webinarın sorusu ise nasıl? Bu çok karmaşık, çok hakikaten emek gerektiren bir projeydi ve bunun üretimini ayrıntılarıyla herkesin önüne getirmek istedik. İkinci webinarın nedeni bu. 24 Mart'ta Columbia Üniversitesi'nin İstanbul Global Center'ında olacak bu webinar. Ve çalışan ekipten temsilciler göreceksiniz. Şimdi biz diyoruz ki çok da övünüyoruz bu kitabı 2 yılda toparladık diye. Ama aslında o 2 yılda toparlanmış değil. Ve kitabın başlangıcı Said'in Orientalizm'in yayınlandığı 1978 galiba yılına kadar gidiyor. Said'in kitabı çok büyük bir fırtına kopardı. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Çok da etkili bir kitap oldu. Mehmet çok güzel özetledi bunu. Çok da eleştiri aldı. Bu aldığı eleştirilerin başında gelenlerinden bir tanesi Doğu'nun sesinin hiç olmaması kitapta. Tamamen Batı'ya odaklı. Zaten Said de kendi de söylüyor bunu. Ama Doğu nerede burada? Ben de buna bir tepki olarak Mehmet
dün sorduğuna da bir şekilde, sorusuna da bir şekilde cevap vererek kendime dönersem öğrencilik yıllarımda bir dosya açıp toplamaya başladım. Türkçe şarkiyatçılığa karşı yazılmış yazıları. Olmadık şeyler, bir sistematik değildi, rastgele öyle bir işte dosya. Fakat bu dosya büyüdü ve elinizdeki kitap aslında bu dosyanın bir bu dosyanın gelişip bu hale gelmesinin bir göstergesi. Bitmiş de değil, bundan da konuşacağım sonra, en sonunda bundan da bahsedeceğiz. Ama başlangıç noktası ve esas nedeni bu. Doğunun sesini de duyurmak bu söyleme karşı. Yazıları topladıkça ve inceledikçe Doğu-Batı tartışmaları tarihimize yeni bir Doğu-Batı tartışmaları tarihimize yeni bir pencere açtıklarına kani oldum. Ortaya çok yönlü, dinamik bir söylem çıktı. Kitabı bir araya getirmeyi, bu yazıları bir araya toplamayı da toplamak için de buradan cesaret buldum. Bu söylemin merkezinde şeriatçılığa karşı bir duruş var. Bu kesin. Ama topladığımız metinler sadece bununla ilgili değil. Başka konular, başka kaygılar da izleyebiliyoruz. Bugün bunlardan bir parça bahsedeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi Avrupa şarkı bilmezin entelektüel tarihimize olağanüstü bir yerden bir pencere açtığını düşünüyorum. Aynı zamanda dünya entelektüel tarihi için de bir anlamı olmalı diyorum. Sesleri hep aynı merkezden duyduk. Ama artık merkez kavramı kaydı. Merkez var mı? Bu merkezler o kadar çabuk değişiyor ve hatta ortadan kalkıyor ki bu iklimde Batı'nın diyelim ki Namık Kemal'in, Tevfik Fikret'in, Ahmet Haşim'in dünyasındaki Batı olmadığını görüyoruz. Bambaşka bir Batı var burada. Ve yine bu iklimde artık zamanı gelmiştir diye diyorum. Batı'nın da bu yazarları ciddiye alması gerekir. Onun için bu kitabı İngilizce'de yayınlıyoruz. Umudumuz bizim amacımızın ciddiye alınması. Çünkü ben bunu bu kadar çok söylenen bir laf, küreselliğe bir şart olarak görüyorum diğer sesleri dinlemeyi. Son olarak bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bu kitap bitmiş bir kitap değildir. Bu kitabın sonunda noktayı koymadım ben. Bu kitap ön sözde de yazdığım gibi açık uçlu bir kitaptır. Bütün metinleri oryantalizmle şu veya bu şekilde ilgilenen bütün metinleri katmamız mümkün değildi. Bilmiyordum da işte bildiğim, yapabildiğim kadar yaptım ama başkaları da vardır. Umuyorum bunlar da bu dosyamıza katılacak. Başka dillerde gerek Osmanlı coğrafyasından gerek diğer şark coğrafyalarından diyelim başka metinler de gelecektir ve böylece projenin devam etmesini umuyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Biz de hem bu kitabın kendisiyle, İngilizce yayınıyla bunları işte bolca referans verebileceğimiz, derslerde kullanabileceğimiz bir hale gelmiş, bir şekilde toplanmış olmasından dolayı çok mutluyuz. Ama aynı zamanda bundan sonra neler olacağını, bu projenin nasıl farklı kulvarlarda devam edeceği konusunda çok heyecanlıyız, merakla bekliyoruz. Şimdi sözü Selim Kuru'ya vermek istiyorum. Hocam siz modern dönem öncesi Osmanlı Edebiyatı üzerine çalışmalar yürütüyorsunuz. Bu çalışmalardan yola çıkarak şöyle bir soru geliyor akla. Kitaba başlığını veren Namık Kemal yazısı Avrupa şarkı bilmez diyor. Peki şark ya da özellikle Osmanlı
Garb'ı nasıl bilirdi, bilir miydi? Osmanlı Edebiyatı'ndaki Batı temsilleri, Avrupalı temsilleri üzerine bir şeyler söyleyebilir misiniz? Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu sohbeti düzenleyenlere ve tabii ki Zeynep'e ve kitaba emeği geçen çevirmenler, editörler çalışmalarını izleme şansı buldum ve kitabı da elimde tutamasam da okudum. Ve her bir yazı ayrı bir ses veriyor. Çok sesli bir kitap olduğunun altını çizmek istiyorum. Çok değişik düşünceler, ilgiler konuşuyor satır aralarında her yazının. Çok ilginç bir seçim. Şimdi Erken Osmanlı dönemi de Osmanlı'nın batıya bakışı epeyce bir sorgulanmıştır. Özellikle tarih ve sanat tarihçileri tarafından, Baki Tezcan'ın, Emine Fetvacı'nın makaleleri bu konuda var. Daha çok görsel malzemeye odaklı çalışmalar. Fakat edebiyat eserlerinde Avrupa temsilleri konusu pek ele alınmamıştır Osmanlı edebiyatı eserlerinde özellikle. Bu niçin benim ilgimi çekiyor? Özellikle bu Avrupa Şarkı Bilmez kitabına da baktığımda Halit Ziya'nın, Ömer Seyfettin'in gibi edebiyatçıların seçkilerinde Avrupa'ya belli bakışlar var. Daha önce Ahmet Mithat'ın Seyahatnamesi vesaire. Yıllar önce bir soru ve bir yorum yapılmıştı bir ders veya bir akademik toplantı sırasında. Ve de yani Avrupalılar bu kadar çok Osmanlı'yı başından itibaren, yani 16. yüzyıldan seyahatnameler, tiyatro oyunları, şiirlerle ele alırlarken Osmanlılarda neden hiç böyle bir başkalarına karşı merak yok? Ve de yorumda Osmanlılar herhalde meraksızdı gibi bir yorumla bitmişti. Şimdi ben bunu biraz kurcalamak istiyorum. Bir iki tane de slide'la, aslında bir tarihçiden bir alıntıyla başlayacağım önce. Görebiliyorsunuz sanıyorum. Görüyor musunuz şimdi? Evet. Yani burada Gelibolu Mustafa Ali'yi tanıtmaya gerek yok. Künhül Ahbar'ın önemli, çok ciltli tarih metninin ilk iki cildi yakın zamanda karşılaştırmalı metin olarak yayınlandı. Burada Ali bir iklimler, yedi iklim kuramından yola çıkarak bütün dünya milletlerini anlattığı bir giriş yapıyor kısa. En sonunda işte bu kurama göre Çin'den başlayıp Avrupa'nın soğuk ve kuzey ülkelerine doğru giden bir Arap coğrafya geleneğini de takip ederek Avrupalılardan da kuvvetli, beyaz saçlı vesaire garip insanlar olarak bahsedip bir iki garayipten de söz ettikten sonra sonuç olarak diyor Avrupa insanları çoktur. Ümmet ve milletleri de çoktur. Yani din ve ırk açısından da karışıktırlar. 25 dil konuşurlar ve birbirlerinin dediklerini anlamazlar diyor. Bu kısımdan aslında Avrupa'ya olan ilginin daha çok tarihi kaynaklara dayanan, deneyime dayanmayan bir ilgi olduğu sonucu çıkarılabilir. Fakat yine aynı yüzyılda mesela Hindi Mahmud'un İtalya maceralarını anlattığı bir mesnevi de var. Bu bir edebiyat eseri değil, bir seyahatname. Bunlar ancak bu son 5-6 yılda ortaya çıkarılan, yani bilindikleri halde çok çalışılmamış kaynaklar. Ben yine bu meraksızlık konusundan bağlıyorum. Birkaç tane, iki eserden bahsedeceğim size mesnevi olarak. Avrupalı'nın bir edebiyat karakteri olarak ortaya çıktığı eserler bunlar. İlk görselim Barbara Walters'da 66 numaralı Atai, Nevizade Atai, 17. yüzyıl alimi ve edebiyatçısı, bir hamse sahibi, yani 5 tane mesnevi yazmış, iddialı bir yazar. Ali... bu eseri 1620'lerde yazıyor. Bu bir mesneviye bakacağım ben burada. Heftan adlı, Yedi Sofra adlı bir böyle Boccaccio tarzı, Decameron veya Canterbury tarzı yedi arkadaş, bir aşık aşkından ölmek üzere olan arkadaşlarını eğlendirip onu tedavi etmek için birer hikaye anlatıyorlar. Bir akşamdan sabaha süren bir hikaye ve renklerle bu yedi
rakamı tabii iklimlere referanslarla süren bir hikaye. Ve de bu mesnevinin girişi başka, bu Hamse'nin başka bir mesnevisinden bir resimle başladım aslında. Bu Eğri Seferi'ni, Polonyalılara karşı Osmanlıların seferini anlatan bir resim ve çok klişe bir Avrupalı tanımı siyah şapkalılar olarak var. Fakat ayrıca bu siyah şapkalıların yanında kırmızı şapkalarıyla yani bir Avrupa ordusu bilgisi yansıtır bir farklılık da konmuş. Böyle bir detay da var. Bunları nasıl yorumlamalı? Bu ayrı bir konu. Atay'ın bu Heftan mesnevisinde asıl Avrupalı karakterler 7. hikayede artık son hikayede ortaya çıkıyorlar. Bu hikaye İstanbul'da başlıyor ve de bilmediğimiz bir Avrupa ama büyük bir olasılıkla İngiltere çünkü Avrupalı karakterlerin adları Sir John ve Jano olarak geçiyor ve de bizim Türk miras yediler, iki miras yedi Tayyip ve Tahir. İşte bütün paralarını bitirdikten sonra İstanbul'dan Mısır'a gitmek üzereyken gemileri fırtınaya tutuluyor. Esmidir. Sonuçta böyle maceralarla iki bu Sir John ve Jano adlı beyzade, İngiliz olsa gerek, beyzadelerin kölesi oluyorlar. Ve böyle eserde bir bahçe tasviri var Avrupa'da yer alan ve bu tasvire baktığımızda Avrupa bahçesi biraz yani böyle bir Osmanlı bahçesi gibi ama bir çitler falan var, böyle doğa ayrılmış, belli detaylarda yine bir farklılık görünüyor. Ayrıca Osmanlı tipi çok yalnız kabuklarıyla, böyle bu resim farklı bir şey çünkü daha önce aynı klişe tasvirlerin olduğu surnamelerde vesaire Avrupalılar bir detay olarak görünüyorlar ama bu resimde sanıyorum ilk defa böyle bir Avrupa nasıl desem ortamında iki köle Osmanlı resmediliyor. Hikayenin sonu mutlu bitiyor. Sir Jano'yla Tayyip işte Jano'yla Tahir mutlu bir sona eriyorlar İstanbul'da. Bunlar dine dönüyorlar. Bu mesnevi yani 1600'lerde yazılmış dedim. Fakat resimlenmesi 1720'lerde böyle bir 5-6 resimli nüshası üretiliyor. Bu konuda Günsel Renda, Tülay Artan, Evin Cemil Şik'in çalışmaları var bu resimli nüshalar hakkında. Ama hala irdelenmesi gereken bir şey. Yani en azından Osmanlılarda bir bilgiyi mi yansıtıyor? Neden Atay'ı ki çok önemli eseri bir biyografik alimlerin ve şeyhlerin biyografik sözlüğüdür? Böyle bir hikaye seçti çünkü garip duran bir hikaye Tayyip ve Tahir'in hikayesi. Heftan'daki diğer hikayelerin hepsi Doğu memleketlerinde geçiyor. Çin, Hindistan, işte Belh, Şam vesaire, Bağdat'ta geçiyor. Son hikaye bir tek ismi verilmeyen bir Avrupa şehrinde geçiyor. İçinde Avrupa ile ilgili hiçbir hani bize bilgi verebilecek bir şey yok. İki isimden başka ve gemiler vesaire. Ve bazı bir adet olarak da bu Sir John'la Tayyip'in ve Tahir'le Jano'nun aşkları neredeyse ölümlerine sebep oluyor. Gammaz birinin yüzünden falan bu tür bir idam cezası var. Walter Andrews ve Mehmet Kalpaklı bu hikayenin bir okumasını verdiler Sevgililer Çağı adlı çalışmalarında. Buradan ben 18. yüzyıl sonunda üretilmiş bir yazmaya ve esere geçmek istiyorum. Çünkü aynı iklim teorisi, 7 iklim teorisiyle birlikte yine Avrupalılar bir edebi, bu sefer daha satirik, böyle komik bir çalışmanın konusu oluyorlar. Bu yazma 1792 tarihli. Gördüğünüz gibi der kenarları özellikle açılış sayfasını gayet böyle barok mu desem, nasıl desem, sanat tarihçisi olsam bir laf bulurdum. Ama böyle bir temsil farklılığı var yazmanın girişinde daha. Ve bu yazmada Enderunlu Fazıl, yani bir saray mezunu bir arkadaşımız, Arap kökenli, dünyadaki güzel insanların bir listesini, bir kataloğunu yapıyor. İşte 34 milletin içinde sadece 7'si Avrupalı olarak veriliyor. Diğerlerinin hepsi doğulu ve bu Avrupa kısımları çok kısa fakat resimlerde metinde bulamadığımız ayrıntılar var. Kılık
kıyafet şeklinde. Yani meraksız da olsalar bir yolunu bulup en azından böyle bir 18. yüzyılda bir Avrupa merakı uyanıyor gibi veya temsilleri var. Fakat yine de yetersiz. Gerçekten Fransız devrimine bir kapalı referans dışında Avrupa milletleriyle ilgili bu metinden çok şey öğrenemiyoruz. Ama Doğu milletleriyle ilgili birçok söylentiler, şehir isimleri vesaire yer alıyor. Burada İngiliz gentlemanini, burada da İngiliz hanımını görüyoruz. İngiliz hanımı biraz daha böyle şövalye gibi resmedilmiş, göğüsleri hafif açık falan. Ama yine ayrıntılar üzerine çalışmalar var bu yazmadaki resimlerin. Fakat metin konusunda diyebileceğim yani çok fazla bir bilgi yok. Ve de bu işlemede. Ha. Burada bir de Avrupalı ve işte İstanbul kadını ve İstanbul beyzadesini de yan yana baktığımızda gerçekten ayrıntılar çarpıcı görünüyor. Çünkü İstanbul kadını ve erkeğini Fazıl'ın bir kendini temsil olarak mı düşündüğü veya ressamın nasıl düşündüğünü de kurcalamak gerekiyor biraz buralarda. Bunu yapmadım ama biraz bize bu 18. yüzyıl başındaki resimleri andıran bir farklılık hala sürüyor. 1790'larda yapılan bu el yazmasında ve daha sonra üretilen farklı versiyonlarında. Fazıl'ın asıl önemli iddiası bu eserde, daha önce de bunu paylaşmıştım başka bir konuşmada, iklim teorisinden bahsederken dünyanın 3 kısımda değerlendirildiğini, Afrika, Asya, Avrupa olarak, ama yeni dünyada ortaya çıktıktan sonra bunların 4'te çıktıklarını ele alıyor. İşte biri Asya ile Afrika'dır, biri Avrupa ile Amerika'dır diye. Ondan sonra devam ediyor. Cümlenin eltafı şimdi ama semti iklimi biladı Avrupa. Andadır şehri İstanbul'u şerif cümleden olmaya mı pakı temiz gibi latif gibi bir beyitle bize şöyle bir iddiada bulunuyor. Artık diyor bu kaydı ve de 1792 biliyorsunuz 3. Selim dönemi. 3. Selim daha şehzadeliğinde 16. Louis ile yazışmış bir insan. Böyle bir Avrupa ilgisi zaten var ve bu reformlar dönemi olarak da biliniyor. Ama yine de böyle bir iddia, yani İstanbul'un Avrupa'nın merkezi olduğu iddiası bence ilginç ve biraz daha deşilmesi gereken, özellikle saray çıkışlı bir genelde böyle aykırı bir yazar olarak düşünen birinin kaleminden. Burada sözü bağlamak için önce bu şehri bırakayım. Pardon, metnimi kaybettim. Ama şimdi demek istediğim bütün bu gösterdiklerimden sonra, kusura bakmayın, bu kadar deneyimden sonra hala acemilikler çekiyorum. Avrupa Şarkı Bilmez kitabının adından yola çıkarak biraz da buralara geldim. Çünkü Avrupa Şarkı Bilmez dediklerinde Osmanlı kelimesini ve daha sonra Türk kelimesini benimseyecek olan aydınların kaleminden çıkmış yazıları okuyoruz. Erken dönemde bir Osmanlı identitesi gibi bir identity yok. Bu bir ailenin adı. Türklükse sadece tebaanın bir kısmını adlandırıyor. Ve de Osmanlı erken dönem yazarlarının kimliği, Cemal Kafadar ve Salih Özbaran'ın yetkinlikle açıkladıkları gibi bir Rumi kimliği. Rum da Roma'dan gelen bir kelime ve batıyı ima ediyor. Yani Osmanlı doğunun batısı olarak daha çok doğuyla bir rekabet içinde ve o merakı yansıtıyor. Yine baştaki soruma dönüyorum. Yani onların derdi Avrupa değil. Avrupa ile çok sıkı ilişkileri, ticari, siyasi ilişkileri var ama yani bir tür Avrupa'nın bugün belli doğu ülkelerine bakışı gibi ihmal edilen bir kıta. Bu açıdan Namık Kemal ve daha sonra Tevfik Fikret de bunu Avrupa Şarkı Tanımaz diyor yazısında. Kendilerini bir şarklı olarak kabul etmeleri özellikle Fazıl'ın Avrupalı olma iddiasından sonra bence bu kitabın aklıma koyduğu soru parçaları, bu geçiş bir yüzyıldan kısa bir zamanda nasıl oldu diye merak ediyorum. Konuşmamı da böyle bitireyim diyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler hocam.
Evet, bu Avrupa Şarkı Bilmez, Osmanlı Avrupa'yı bilir mi üzerine düşünmek gayet hem heyecan verici hem de ilham verici. Çok sağ olun. Şimdi sözü Fatih Uslu'ya vereceğiz. Fatih, modern öncesi ya da işte erken modern Osmanlı Edebiyatı'ndaki garp temsillerinden bahsettik. Şimdi seninle Avrupa Şarkı Bilmez'in ele aldığı döneme geri dönelim. Ama kitabın ele almadığı başka bir alana, Türkçe olmayan yazındaki oryantalizm tartışmalarına biraz bakalım istiyorum. Çünkü Avrupa'nın şarkı bilme, temsil etme, onu işte bir böyle zamanda dondurma, sabitleme biçimlerine herhalde tek itiraz Osmanlı'nın Müslüman entelektüellerinden ya da Türkçe yazan entelektüellerinden gelmiyor olsa gerek. Merhabalar. Benim için burada olmak çok büyük mutluluk ve gurur. Ben de Zeynep Hoca başta olmak üzere kitaba emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok çok değerli bir çalışma ve çok heyecan verici bir çalışma. Ben de Mehmet'in söylediği gibi aslında birazcık hem o dönemde Zeynep Hoca'nın derlemesinin içeriğinin işte nasıl diyelim genel yapısını özetlemek hem de o genel yapının ima ettiği işte uzantısı olarak kabul edebileceğimiz kardeş söylemler olarak kabul edeceğimiz başka söylemleri de işin içine katarak kitabın genel perspektifini birazcık daha böyle daha çoğul bir şekilde değerlendirebilir miyiz ve daha başka bağlamlarda okursak ne tür sonuçlara varabiliriz diye düşündüm. Kitap zaten hakikaten yani okuduğumdan beri beni bu bağlamda çok heyecanlandıran bir kitap oldu. Çok zihin tahrik eden bir kitap. Bu bağlamda çok büyük bir katkı. Burada dinleyen bütün dostlarda da hakikaten canı gönülden okumalarını tavsiye ederim. Malumunuz işte oryantalist muhayyile dediğimiz şeyin temel bir yani Said'in ifadesiyle şarkı nesneleştirmek, şarkı metinselleştirmek meselesi var. Yani şarkın hakikatini, otantisitesini çok dert etmeden onu bir metin üzerinden anlamak, onu bir kendi yarattığı imge üzerinde sabitleyerek anlamak ve bunu yaparken de bir ima olarak hani onun gerçekliğine dair bir atılışı, onun gerçekliğine dair bir kavrama çabasını umursamama halinden bahsediyor Said. Elbette bunun bir sürü politik iması vesaire var ama temelde böyle bir arızayla mal olduğunu artık hepimiz biliyoruz ve bu artık hakikaten çok da tekrarlayarak hepimizin öğrendiği bir şey. Zeynep Hoca'nın çalışmasında aslında bu perspektifin yani bu hakikatle, bu insanların kendi hakikatiyle uğraşmama halinin ve bunu umursamamanın yarattığı öfkenin var ettiği bir söylemden bahsediliyor. Yani yani oryantalizme dair Osmanlı'nın son döneminde ortaya çıkmış ve Cumhuriyet dönemin, Cumhuriyet'in erken yıllarında da kuvvetle devam etmiş. Ya bizi eksik değerlendiriyorsunuz. İnatla söylemeye çalışıyoruz ama dinlemiyorsunuz. Kendi imgenize aşıksınız ve imgenizin hakikatini umursamıyorsunuz da dair bir söylem bu ve bu söyleme eşlik eden esasında bir duygusal bir duygular toplamı bunların başında da öfke olmakla beraber ve hocanın derlemesinde pek çok metin pek çok farklı açıdan bu şeyi bu eleştiriyi ve bu hissi yaratarak yan yana geliyorlar. Burada tabii ki temel mesele bir soru var ortada. Peki bu his, yani bu ortaklık, bu eleştirel söylemin paydaşı olmak bir kimlik yaratıyor mu? Zeynep Hoca çalışmasında bunun çok iddialı bir iddia olacağını ve bu kadar abartmamak gerektiğini, kimlik tartışmasının başka bir tartışma olduğunu söylüyor ve bunun altını böyle kara kalemle çiziyor. Ama dikkat, buradan apaçık bir kimlik ve apaçık bir ötekilik inşa etmememiz gerektiğini vurguluyor. Ama ne olursa olsun ortada bir ortaklık var. Bu insanları birbirine bağlayan ve yine hocanın işaret ettiği bir süreklilik var. O süreklilik de bizi Osmanlı'dan erken Cumhuriyet'e bağlıyor. Yani aslında pek çok farklı bakış açısından birbirinin tersi, birbirinin asimetri olarak düşünebildiğimiz iki tarih nasıl diyelim döneminin o bu bağlamda bu eleştirel söylem bağlamında ciddi bir süreklilik olduğuna işaret ediyor.
Buna bu sürekliliğe, işte bu nasıl diyelim eleştirel söylemi ve onun taşıdığı öfkeye baktığımızda temel olarak bir reddiye, bir müdafaa hattının kurulduğunu görüyoruz. Yani işte tıpkı Rönan müdafaanamesinde Namık Kemal'in ismini koyduğu gibi bu entelektüeller, bu münevverler kendilerini bir tür savunma hattında bir şekilde buluyorlar ve bu savunma hattının içinde hangi geçmişten gelseler de aslında kendilerini öyle ya da böyle konumlandırıyorlar. Bu söylem ortaklığı kuvvetli, öfke kuvvetli ve evet bu bir kimlik oluşturacak kadar nasıl diyelim, ne kadar kuvvetli olursa olsun kimlik oluşturacak kadar derin bir şey değil bu argümana göre. Ama ve lakin ne olursa olsun bir bu müdafaatını okumamız gerekiyor. Peki bir kimlik oluşturmayacaksa da bu müdafaanın hani ontolojisi hakkında, müdafaanın zemini hakkında ne düşünebiliriz? Bunu daha iyi anlamak için işte ben demin Mehmet'in de söylediği gibi kardeş söylemlerle beraber okumayı düşündüm Zeynep Hoca'nın kitabını ve farklı başka unsurlara bakarak kitabın zeminin zenginleştirebileceğini, belki ona daha başka eleştirel perspektifler açılabileceği fikri döndü dolaştı kafamda hep. Şimdi önemli bir mesele var. Özellikle Osmanlı'nın son dönemine baktığımızda Zeynep Hoca'nın seçtiği metinlerde de bunu görüyoruz. Mesela bu savunma hattının çok önemli bir vurgusu İslam. Ve bu İslam vurgusu işte millilik, orada ortaya çıkarılan millilik vurgusunun da aslında yani imalarla da olsa bu tam da ortasındaki değer yargıları kümesini oluşturuyor. Ama velakin biliyoruz ki Osmanlı İslam'dan ibaret değil ve Osmanlı'nın diğer unsurları da farklı unsurlar ve onların da tıpkı diğerleri gibi 19. yüzyılda bu Garp'la karşılaşma maceraları var ve bu Garp'la karşılaşma maceralarına verdikleri tepkiler var. Ben Ermeni edebiyatı ve daha çok Ermenice metinler, Ermeni Türkçe metinler çalışıyorum. Birazcık o bildiğim alandan gelerek bunu değerlendireceğim. Mesela şunu görüyoruz ve bugünkü belki algımızda, yani özellikle hani döneme çok daha yakından bakmayan insanlar için şaşırtıcı bir şekilde bir ortaklık görüyoruz baktığımızda. Ne bileyim mesela birazcık daha farklı bir Osmanlı Ermeni'nin misyonerlikle karşılaşma maceraları var. Misyonerlikle karşılaşma macerası birazcık daha da farklı. Yani entelektüellerin metinlerle karşılaşmasından daha farklı. Yani daha somut, daha böyle ten tene bir tabii ki teması, daha yüz yüze bir teması içeren bir şey. Ama pek çok ilginç örneğine baktığımızda bunun yoğun bir benzer bir eleştirel söylemin ve öfkenin olduğunu görüyoruz. Örneğin 1880'li yıllarda işte Osmanlı'nın çok önemli taşralı entelektüellerinden biri Harput'ta bir otodidakt öğretmen Tılgatint'ti. Onun öykülerini, mektuplarına, köyden yazdığı ve ulusal basında yayınlanan metinlerine baktığımızda şunu görüyoruz. Yani muazzam bir misyonerliğin onlara yapmaya çalıştığına dair öfke. Ve bu öfke tıpkı Zeynep Hoca'nın metinlerinde gördüğümüz gibi, yani özellikle Amerikalı misyonerlerin onları kendi hayal ettikleri imgeye benzetme çabasına karşı yükselen bir öfke. Yani kendi hakikatlerini, kendi olma biçimlerini, kendi yaşama biçimlerini umursamayıp onları dönüştürmekte neredeyse nasıl diyelim umursamaz bir acelecilik içinde olup üstüne üstlük onlara yani doğrudan söylemeseler de yukarıdan bakan bir hiyerarşik üst pozisyondan kendi anlama biçimlerini dayatan perspektife karşı bir öfkenin olduğunu görüyoruz. Mesela bunun içinde çok ilginç örnekler var. Kadınların kıyafetlerini değiştirmeye, modernleştirmeye çalışıyorlar. Ve tabii ki bu işte kır kıyafetleri gibi kadınlar örtülü, başörtüleri var ve kadınların mesela bugünkü bağlamda düşünürse çok enteresan bir örnek. Başörtülerini çıkarılmasına karşı yoğun bir öfke var. Mesela yani işte böyle bir hani bu örnekleri fazlalaştırmak da mümkün. Tabii ki misyonerlikle ilgili bir sürü nasıl diyelim Ermeni tecrübesi içinde olumlu, müzakereye dayanan daha pozitif perspektifleri de bulabiliriz. Ama bunların varlığını reddedecek şeyler değil bunlar. Bir başka kardeş söylem olarak işin içinde zübbelik söylemi var. Özellikle edebiyata baktığımızda.
hani bu Zeynep Hoca'nın derlediği metinlerle yan yana düşünülebilecek başka bir alan olarak görünüyorlar. Malumunuz işte hepimiz Osmanlı romanlarından, Araba Sevdalarından, Felatun Beylerden vesaire biliyoruz. Bu romanların merkezindeki motiflerden birisi zübbelik ve merkezindeki duygusal kitlerden birisi de bu zübbelik öfkesi. Yani bu zübbeliğe karşı duyulan öfke. Burada da aslında şöyle bir şey, bir tersten oryantalizm var. Zübbe dediğimiz kişi esasında batının ne olduğunu, hakikatinin ne olduğunu tam olarak dert etmeden bir arzunun peşinde, o arzunun peşine takılmış bir şekilde hayalini gerçek sanan kişi. Ve bunun için zaten bu romanlarda her zaman trajik çöküşler, kaybedişler yaşıyor ve Osmanlı romanı, son dönem Osmanlı romanının çok merkezindeki bir unsur olduğunu biliyoruz bunun. Aynı şeyi esasında baktığımızda örneğin Ermeni harfi Türkçe romanda ve Ermenice romanda da görüyoruz. Yani o şey zübbelik, o batıya, o arzuyla yönelme, işte ta Ermeni harfi Türkçe'de Vartan Paşa'nın Akabi hikayesinden 1851'de Misak Koçinyan'ın mezarda bir izdivacına 1880'lerin sonunda ya da Ermenice yazan büyük işte Hagop Baronya'nın işte Türkçe kibarlığın zararları diye çevirdi ama medeniyetin zararları da diye çevirebiliriz. Eserinden Yervant Odya'nın işte Türkiye'de çok okunan Yoldaş Pançunis'ine kadar çok yoğun nasıl diyelim tahürleri olan bir öfke. Yani aynı şekilde bu batıyla kolaycı arzusuna kapılarak ve onun hakikatini gerçekten anlamaya çalışmadan duyulan o çabaya dair bir öfkenin Ermenice içinde de yani Hristiyanlığın içinde de aslında bir doğulu Hristiyanlığın içinde de gayet canlı bir şekilde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında örneğin buradaki İslam vurgusunu yan yana getirdiğimizde bu bağlamda işte ve İslam merkezli bir Batı-Doğu karşılaşmasını bir daha düşünmemiz gerektiğini mesela bize gösteren bir örnek olduğunu düşünüyorum bunun. Ne var burada? Burada elbette bu insanları birleştiren yani Hristiyan ya da Müslüman bu şarklı entelektüelleri birleştiren bir sınır koruma, bir müdafaa etme, bir işte öfkeyle kendisini dışarıya kapatma çabasının ortak olduğunu söyleyebiliriz. Zeynep Hoca bazı metinlerden çok heyecanla bahsediyor ve gerçekten de öyle. Yani görüyoruz ki çok metodik diyebileceğimiz metinler var. Çok kavramsal olarak derinlikli diyebileceğimiz bu eleştirel söyleme böyle katkılar yapan Tevfikret'in, Namık Kemal'in, Fatma Aliye'nin metinleri var. Ama ne olursa olsun yani bütün bu hani yoğun hani derinlikli metinlerin varlığına rağmen ben buradaki temel meselenin bu kavramsal kavrayıştan çok bu daha reaktif ve refleksif sınır koruma çabası olduğu kanaatindeyim bu metinler ortaya çıkarken ve bu eleştirel söylemin bu bağlamdaki duygu yükünün onun düşünsel yükünden daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Mesela yani bir en azından bir iddia olarak söylenebilir. Peki o zaman daha bu hani bu hocanın projesiyle birazcık daha farklı perspektiflerden bakmak için nasıl bir söylem çoğaltma perspektifi düşünülebilir? Yani bu dediğim gibi kardeş söylemleri, uzantıları yan yana getirmek bağlamında nasıl bir strateji güdülebilir? Ben bunun bir şekilde daha politik imalarıyla beraber ve metinlerin politik imalarını ayrıştırarak yapılmasının bana benim aklıma yatan bir çözüm olduğu kanaatindeyim. Yani örneğin mesela hocanın erken cumhuriyet metinlerini seçtiği ve yan yana okuduğu farklı dünyaların insanlarının yakın eleştirileri var. Yani Nazım Hikmet'in de esasında bir oryantalizm eleştirisi var. İşte İsmail Hakkı'nın da bir oryantalizm eleştirisi var. Ama örneğin ve bunlar gerçekten bu bağlamda, bu eleştirel söylemde yan yana geliyorlar, bir ortaklık kuruyorlar. Ama baktığımızda hani şunu görüyoruz, yani Nazım Hikmet'in perspektifinin bir taraftan çok yoğun bir şekilde, giderek artan bir şekilde daha selist, işte anti-emperyalist bir perspektif. Ve oysa İsmail Hakkı'nın 1930'lardan sonra giderek artan bir şekilde daha ulusalcı, daha Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlanmış bir perspektifin içinde aynı söyleme odaklandığını görüyoruz. Şimdi elbette bitirirken uzatmayacağım. Şunu söylemek yani Zeynep Hoca'yı da başka röportajlarda dinlediğimde hep zorlayarak onu soruyorlar. Yani bunun bugünle ilişkisi. Hala devam eden şeyler. Yani
işte hani o reddiye, müdafaa, işte milli kimlik meselesi, bu yani hani bu dışarıdan gelen saldırının sınırı nerede koyacağımız meselesi hala çok canlı bir motif bizim kültürel ve politik hayatımızda. Ve bunu hani mesela bunu belli bir düzeyde ortak kabul etmenin politik bence bir angajmanı var. Yani işte ya bu sınıra, bu müdafaa eyleminin kendisine yeter demek. Yani bu bizi tanımlıyor demek. Bu bizim sınırımızı veriyor demek mesela. Aslında pek çok farklılıkları örtsek, farklı çabalı, farklı nasıl diyelim karşı karşıya gelme hallerini de kapatan bir politik işleyişe sahip olabilir. Yani bunu gündelik politik hayatta da görüyoruz. Belki o dönemin insanları için de bunu söyleyebiliriz. Örneğin Ahmet Mithat Efendi ile Namık Kemal dönemin içinde 1880-1890'larda bu bağlamda çok yan yana geliyorlardı. Ama bana kalırsa çok farklı entelektüellerdi tas tamamda bu eleştirel söylemin içinde. Yani birisinin vurgusu çok daha yerlici bir vurguydu. Tırnak içinde daraltarak söylüyorum da biraz daha indirgeyerek. Birisi ise çok daha millici bir vurguydu. Ve ikisi de farklı gelecek tasavvurlarına, tahayyüllerine sahiptiler belki de bu bağlamda. Dediğim gibi çok teşekkür ederim. Çok heyecan verici bir kitap. Beni çok düşündürttü, çok not aldırttı. Ve üzerine düşündükçe daha çok okumak, daha çok düşünmek heyecanı veren bir kitap. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Fatih. Zeynep Hoca'nın en başta söylediği gibi işte bu noktası koyulmuş bir proje değil, farklı alanlarda akmaya devam edecek, etmesi gereken bir proje. O birçok olabilecek farklı alanı gösteren bir toparlama yaptı. Nasıl, nerelere gidebileceği, o kardeş söylemlerin nasıl takip edilebileceği ve bunun üzerinden nasıl bir yeni bir bütün kurulabileceğine, yeni bir bütünsel eleştiri getirilebileceğine dair çok iyi bir müdahale oldu diye düşünüyorum. Şimdi sözü Nergis'e vereceğiz. Aslında tam da belki Fatih'in bıraktığı yerden devam edilebilir. Bu işte Avrupa Şarkı Bilmez'de bir araya gelen yazarların bir temsiliyet kaygısı var. İşte bir o müdafaa, sınır çekme, Fatih'in dediği gibi. İşte Osmanlı ya da İslam toplumlarının barbar olmadığı, onların da kendilerine ait tarihleri olduğu, güzel oldukları, kadınların birçok hakkı olduğu vesaire vesaire birçok farklı savunma hattı ve işte doğru temsiliyet kaygısı. Ama bir yandan da Fatih'in de kısaca değindiği bir de yöntem tartışması var. Hem Avrupalı yazarların bilme yöntemlerini eleştiren hem de ama kendileri de bir kavramsal gelenek inşa etmeye çalışan, başarılı olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu Fatih'in de bahsettiği gibi. Biraz bu yöntem meselesinden başlayarak açabilir misin senin neler düşündüğün konuda? Çok teşekkür ederim Mehmet sorun için. Yani öncelikle herkese teşekkür ederim. Beni de davet ettiğiniz için anneme de teşekkür ederim. Kitap gerçekten harika bir kitap. Şöyle ki, uzun süredir benim hayalini kurduğum, aslında kendi işimde de yapmaya çalıştığım, en azından ileride düşündüğüm bir şeyin bu kadar çabuk ve bu kadar güzel bir şekilde bir araya gelmesi, editörler, çevirmenler, Zeynep Hoca'nın yaptığı yani derleme ve introduction gerçekten okumaya değer. Ben de Fatih'e oradan katılıyorum. Ve yani ne kadar bu işin içine ne kadar emek olduğu çok açık. Şimdi ben de dediğin gibi aslında yöntemle ilgili konuşmak istiyorum. Belki de Fatih'in bıraktığı yerden başlayarak önce söyleyeyim. Hani Fatih şey dedi, duygu daha çok böyle duyguya dayalı, düşünsel değil de daha böyle reaktif bir şeyle, bir halde aslında bu cevaplar veriliyor diye. Ben işte bunun biraz düşünsel tarafını da düşünmek istiyorum. Her ne kadar Fatih'e katılsam da orada. Çünkü öncelikle burada karşı çıktıkları bir yöntem var. Evet, belki sistematik bir
kuramsal çerçeve kuramıyorlar. Zaten hepsi çok farklı yerlerden geliyorlar. Ama yani bu kuramsal çerçeveyi belki de biz biz oturtacağız elinde sonunda. Ama önemli olan hastalıklı bir yönteme karşı çıkıyor olmaları, yani mantıksız bir yönteme Batılıların kullandığı karşı çıkıyor olmaları. İkincisi de bu çalışmanın karşılaştırmalı kültürel tarih için, karşılaştırmalı edebiyat için ne kadar önemli bir yapıt olduğundan bahsedeceğim ve birazcık da bazı karşılaştırmalı okumalar da yapacağım. Yani örnekler vereceğim diyeyim. Öncelikle arşive dayalı araştırma ihtiyacı. Aslında kitap hem ya bir anlamda bir meta yöntem kitabı neredeyse. Çünkü bir yönteme karşı çıkan yazarları bir araya getirerek aslında şu andaki bir yönteme de karşı çıkılıyor. Veya daha doğrusu bazı yöntemsel destekler yapmaya çalışıyoruz biz akademide diyelim. Yani bunlar bilinmeyen metinler, bu şekilde bir araya getirilmemiş metinler, arşive dayalı araştırma hem Batı'da diyelim hem Türkiye'de eksik diyebiliriz. Yani artık işte çok çok iyi graduate öğrenciler var, işte doktor öğrencileri var, gerçekten çok iyi işler yapılıyor. Ama hala arşive dayalı araştırma ihtiyacı çok çok önemli diye düşünüyorum. Ve burada da yani Namık Kemal'in, Tevfik Fikret'in karşı çıktığı yöntem öncelikle arşive bakılmaması. Yani Türkçe bilmiyorlar diyor. İşte ellerinde bir avuç metin var. Onları da kimin yazdığı belli değil. Onlardan bakarak bir fikir ediniyorlar ve bu fikir üzerinden işte tekrar yazmaya devam ediyorlar. Yani Doğu üzerine oluşturdukları literatüre bir meydan okuma var. Süheyl Ünver'in dediği işte metodolojik tuzak, işte resimlere bakıyor, metin bilmiyor ya, metine bakmıyor, resimle metini birleştirmiyor. Bir avuç sınırlı bilgiyle analiz yapıyor. Tevfik Fikret'in işte alıntıladığı mektupta şey var, bazen hiddetimden ağlayacağım geliyor diyor biri. Yani eminim ki ben işte hani İngilizce akademiye konuşan birçok akademisyenin bunu hissettiğini, bunu düşündüğünü bugün biliyorum. Ne arşive gitme, ne dil öğrenme. Bu açıdan bir evet, onların bu gösterdikleri yöntem, ele İsmail Hakkı'nın ve işte Süheyl Ünver'in metodolojik çalışmaları gerçekten çok çok önemli. Yani bizim kendi kuramsal geleneğimizi öğrenmemiz açısından da çok önemli diye düşünüyorum. Yani çünkü bu kuramsal, sistematik olmasa bile bu kuramsal geleneğin varlığını bilmemiz çok önemli diye düşünüyorum. Ve yani kitabın kendisi de bir tür savunma aslında burada. Hani nasıl onlar bir savunma yapıyorlarsa işte Batı'nın yöntemlerine karşı, bu kitap da aslında bir savunma. Yani Tevfik Fikret de var, bakın okuyun gibi. Yani belki şöyle bir anekdot verebilirim. Hani bambaşka bir Batı var mı diye sordu Zeynep Hoca. Şu anda bambaşka bir Batı var. Aslında ben bunu sormak istiyorum. Şu anda bambaşka bir Batı var mı? Çünkü daha yeni bir yani isim vermek önemli de değil zaten. Çünkü bu bir şey. Hani tekrar eden bir pattern. İngiliz bir akademisyen İstanbul'da dekadanlık üzerine bir konuşma verdi geçenlerde. Yani artık tabii her şey webinar, dünyanın her yerinden insan katılıyor. Yani biz de katıldık tabii ki. Tabii o İngiliz oryantalistlerden bahsetti. İşte İstanbul'a gelmişler, çok hani klasik oryantalist metinler vermişler. Tamam. Sonra Osmanlı edebiyatında dekadanlığın olmadığından bahsetti. Ve sonra yarım asır atlayıp Tanpınar'dan bahsettim, bir yarım asır daha atlayıp Orhan Pamuk'tan bahsettim.
Şimdi ne bir tarih var, ne dil var, ne okunan metin var. Hani ve bir, aslında şu anda biz buradayız. Hani Batı bambaşka mı? Emin değilim Zeynep Hocam. Orada size çok katılmıyorum ama evet, hani bu müdafaa, bu kitap da aslında bir müdafaa bu anlamda. Şimdi buna dayanarak aslında bir de dediğim gibi karşılaştırmalı kültürler tarihi için bu tür çalışmaların öneminden bahsetmek istiyorum. Yani bunun evet dünya entelektüel tarihi içinde de bir anlamı var. Şöyle ki işte mukayeseli bir yaklaşımla baktığımızda kitaba işte birincisi elbette Doğu, işte Doğu'yla Batı arasında diyelim ya da Osmanlı edebiyatıyla, ben edebiyata bakıyorum, işte Avrupa edebiyatı arasında mukayeseli bir okuma yaptığımızda işte süreklilikler bulduğumuz, aslında taklitler değil ama süreklilikler bulduğumuz gibi burada da süreklilik bulduğum başka mesela kültürel alanlar var. Bunlardan bir tanesi, verebileceğim örnekler aslında çok. Yani geç 18, erken 20. erken 19. yüzyılda Doğu Avrupa'da, Asya'da, Orta Doğu'daki entelektüeller yani bir anda şey anladılar. Ya biz geri mi kaldık acaba? Hani onlara bakınca sanki geri kaldığımızı keşfediyoruz. Ve işte Batı'nın kültürel hegemonyası büyüdükçe Fatih'in dediği gibi milli bir kendini tanımlama işte isteği başladı. Ben kendimi tanımlamalıyım. İşte bize mahsus olan nedir? Özgün olan nedir? Bir bana özgün olarak, özgün olan bir kültür kurarak Batı'ya nasıl yetişebilirim? Yani o hegemonya, kültürel hegemonya kurulduğu anda ne Doğu Avrupa için, ne Asya için, ne Orta Doğu için bir kimlik inşası mecburiyeti, daha doğrusu kendini her zaman Batı'ya, Batı Avrupa'ya karşı tanımlama ihtiyacı, tanımlama zorunluluğu ortaya çıktı. Ve burada da aslında bu entelektüel üretimde ortak kavramlar var. İşte benzer eleştirel söylemler var, benzer kuramsal yaklaşımlar var. Ben iki tane örnekten bahsedeceğim. Belki birazcık hani kitaptaki örnekleri de onları da destekler nitelikte. Birincisi Tolstoy Savaş ve Barış'ta. Örneğin orada yani Rusya, bu arada Rus edebiyatı ve Japon edebiyatıyla biraz daha aynı zamanda ilgili olduğum için oralardan örnekler vereceğim. Çünkü hani Zeynep Hoca'nın dediği gibi dünya entelektüel tarihi bu büyüyecektir, bu açık bir projedir. Oradan kesinlikle çok şey katabiliriz oralardan bu projelere diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi de edebiyatta yaptığı Tolstoy'un bir şey. Napolyon Savaşları'nın işte Histoire du Consulat de l'Empire'in meşhur Fransız tarihçinin işte Napolyon tarihini eleştiriyor. Yani bunu eleştirmek için de şöyle bir şey yapıyor. Yani diyor ki, demiyor aslında, bunu edebiyatla yapıyor. Kitapta savaşın tasvirini yaparak o yapılan tasvirin altını oyuyor. Thiers'in yaptığı tasvirin altını oyuyor. Yani profesyonel tarih anlatıcılığının özellikle Fransız tarafından, o Fransız'ı işte Napolyon'un baktığı tepeden, Rusların nasıl işte oryantalleştirildiğini, cahil bir bakışla Moskova'ya bakıldığını, ne kadar basitleştirildiğini, işte Rus Moskova'nın bunu bir anlatıcı üzerinden yapıyor aslında. Böyle hafif Rusya'ya, Rus kültürüne yabancı gibi ama değil de gibi olan bir anlatıcıyla aslında Thiers'in cahilliğini, Napolyon'un gullibility'si yani saflığını altını çizerek aslında bizim okuyucu olarak ya bize bir içeriden bir görüntü veriyor. Yani bir Rus'un bakış açısını, daha doğrusu Rusların
Avrupalıların onlara nasıl baktığını gördüğüne gösteriyor diyeyim. Birazcık böyle karışık bir şey var. Birincisi bu. Bu arada yani hani Rus entelektüel tarihini okuyanlar çok iyi bilirler ki bu tartışmalar, benzer tartışmalar orada da çok da fazla vardır. İşte Novikov mesela şey demiştir, yani Allah'a şükür ki bizim olan her şey Fransa tarafından enfekte olmadı, işte hastalanmadı falan gibi. Yani bu onlara karşı kendini tanımlama durumu oldukça yaygın. Bir örneğimde Loti'yi alarak buradan, Pierre Loti'yi, Japonya olacak tabii ki. Çünkü Pierre Loti hiçbir oryantal coğrafyayı rahat bırakmadığı gibi Japonya'yı da rahat bırakmamıştı. Ve yani biliyorsunuzdur belki, işte Tokyo'yu ziyaret ediyor. Roman yazıyor Madame Chrysanthème diye. İşte aynı bizdeki gibi böyle bir Japon bir kadınla evlenen bir denizciyi anlatıyor ve bütün işte o da oryantalist imgelerle dolu bir kitap. Bu arada Loti bir de şey yazıyor, seyahat anısı. Adı da Ambala Yedu. Yabancı davetliler için devlet tarafından düzenlenen bir baloda Japon bürokratların nasıl Avrupalı konukları taklit etmeye çalıştığı ile ilgili bir yazı yazıyor. Yani alaycı bir yazı. İşte bakın bunlar da nasıl işte bize davet veriyorlar. Roku Meikan da bu arada belki bilirsiniz, önemli bir işte devlet binasıdır. Yabancı konuklar orada ağırlanır. Batı tarzı bir binadır. Roku Meikan'la dalga geçiyor. İşte Japonlarla dalga geçiyor. Akutagawa bu baloyu bir yazar, önemli yazarlardan, modernist yazarlardan biri. Bu baloyu Loti'nin tarif ettiği Japon kadın karakterinin birinin gözünden yazıyor. Yani bu aynı seyahat anısını bu sefer Loti'nin karakterlerinin birinin gözünden yazıyor. Bu kitapta da bu işte hiciv bölümünü, işte edebi bölümü, edebiyat bölümünü okurken bunu düşündüm. Ne kadar aslında aralarında bu tür bir alaycı, hiciv, aslında bu hikaye çok hicivi olmayan bir hikaye ama aynı şekilde bir böyle subvert etme, onun altını oyma, o bakışın altını oyma, bakışı alıp başka bir yere koyma durumunun olduğunu fark ettim. Bir de bundan bahsetmek istedim. Yani dediğim gibi bağlarsam bunu bir mukayeseli kültürel tarih için önemli bir metot veriyor bize, önemli bir yöntem veriyor bu kitap. Ama aynı zamanda da gerçekten dünya entelektüel tarihi için de açık uçlu bir proje ve umarım içine daha da çok metin katabileceğiz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Nergis. Yani bu uçuca eklenen işte farklı izlekler ortaya çıkıyor. Hem Osmanlı toplumları arasında ortaklıklar, diyaloglar, kardeş söylemler bu işte oryantalist bakışa karşı, ama aynı zamanda da farklı kültürler, işte Osmanlı dışı coğrafyalarla etkileşimler. Yani bu işte Loti örneği çok şey, aktör aynı, bakış aynı ve hatta ona karşı geliştirilen yöntem bile oldukça benzer. Dolayısıyla öyle bir yöntemde ortaklaşma da var. Farklı kültürlerin modernist ve işte eleştirel yazarları arasında. Biraz da sanat tarihinden bahsedelim. Zeynep Hoca biliyor. Beni Said'in oryantalizm kavramsallaştırmasında en etkileyen, heyecan verici taraflardan bir tanesi. Aslında biraz Nergis de zaten o kelimeyi kullanmasa da benzer bir şekilde bunu tarif etti. Oryantalizmi böyle başıboş gezen bir imgeler havuzu olarak değil, bir arşiv olarak tarif etmesi Said'in. Üst üste biriken, birbirine referans vererek zenginleşen, tekrar eden, kendini modifiye eden ve öylece yerini sağlamlaştıran bir arşiv. Bu kitap da aslında bana kalırsa bir karşı arşiv
çalışması, hem işte oryantalizm arşivine karşı Zeynep Hoca'nın derlediği ve işte bundan sonra ders müfredatlarına, makale dipnotlarına girerek kendi yerini sağlamlaştıracak, yeni yerler açacak, hakim söylemi bozucu bir işlevi olan bir karşı arşiv. Ama bir yandan da kitapta bir araya gelen yazarlar zaten yine Nergis'in de değindiği gibi aslında böyle bir karşı arşiv çabası içindeler. Benim aklıma özellikle Celal Esad'ın Osmanlı Sanayi Nefisesi yazısında bahsettiği işte Osmanlı eserlerinin Avrupa müzelerine dağılmış Arap ve Acem başlıkları altında sergileniyor olmasından duyduğu rahatsızlık konuda ettiği şikayetler ve yeni bir arşiv, bir koleksiyon, bir müze, bu ya gerçekten fiziki bir müze olarak anlaşılabilir zaten dönem de o dönem, ama aynı zamanda da daha metaforik bir tarafı da var, kavramsal bir müze diye okuyorum ben. Böyle bir bunları oluşturma kaygısı var sanki bu yazarlarda. Biraz bunlar üzerinden hocam sanat tarihi kapsamında topladığınız yazılardan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii bu sanat tarihi konusundaki yazılar beklenmedik bir yer açtı bana. Bir kapı açtı. Bu da sanat tarihi disiplininin Türkiye'de ortaya çıkması. O zaman Osmanlı İmparatorluğu, sonra erken Cumhuriyet devrinde ortaya çıkması. Şimdi iki büyük isim var burada. Bir tanesi Mehmet'in de bahsettiği Celal Esad. İkincisi de birkaç kere daha bahsedildi. İsmail Hakkı, çok önemli bir yazısı var derlememizde. Bunların başlangıç noktası Batı'nın, yine reaktif, Batı'nın Osmanlı ve Türk sanatını nasıl yanlış anladığı, nasıl tarih içinde dondurduğu, dinamizm görmediği bu sanatlarda. Ayrıca diğer İslam ülkelerinin, diğer İslam medeniyetlerinin sanatlarıyla aynı yere koyduğu, aralarında hiçbir fark olmadığını varsaydı. Taklitçiliği ve orijinallik, buna bağlı olarak orijinallikten yoksunluğu. Şimdi ikisi de bu konulardan başlıyorlar ve ikisi de aynı şeyi söylüyor bir yerde. Sanatın orijinalliği nedir? Sanatın orijinalliği sentezidir diyorlar. Hiçbir medeniyet kendinden önceki medeniyetlere kör değildir. Hepsini birleştirir, bir sentez kurar. Osmanlı sanatı da bunlar gibi bir sentezin sonunda ortaya çıkmıştır. Komşu coğrafyalara bakmıştır, daha erken dönem bakmıştır. İşte neden Roma sanatında bu tamam iyi aferin diyoruz da Osmanlı sanatına yahut diğer İslam sanatlarına gelince bunun anlaşılmaması sorun. Şimdi bir yandan bunu eleştirirken diğer yandan da Osmanlı tarih, ilk önce Osmanlı diyorlar, sonra Türk diyorlar. Osmanlı sanatı nedir, ne değildir diye adam akıllı bir tartışmaya giriyorlar. Ve periyodizasyonunu yapıyorlar. Bu Osmanlı sanatının gelişmesinin. Bu da belki yine Avrupa'yı taklit ederek yapılmış bir şey. Fakat kendi içinde dinamizm göstermesi açısından çok önemli. Görsel tarihin ne olduğunu, metodoloji konusunda da bir sürü fikir öneriyorlar. Hatta bunların arasında çok ileri görüşlü fikirler var. Beni şaşırttı. İsmail Hakkı beni çok şaşırttı. İkisi de şaşırttı. Şimdi İsmail Hakkı şöyle diyor: sadece anıtlara bakarak bir medeniyeti anlamak mümkün değildir. Bir toplumun, bir medeniyetin sanatını anlamak mümkün değildir. İşte eğer Osmanlı medeniyetinin sanatını anlamak istiyorsanız camiler, külliyeler yetmez. Mezar taşları, kuyu dolapları, oymalar, dokumalar, bütün bunların hepsine bir arada bakıp bunların arasında ilişkiler kurmamız gerekir diyor. Şimdi bu bize çok normal geliyor, fakat inanın böyle bir söylem bundan 50 yıl önce yoktu. 40 yıl önce de yoktu, belki 30 yıl önce de yoktu. Bir de yaptıkları mütevazi sanatların öneminin altını çizmek. Yani bırakın bu takıntıyı camilerden, saraylardan, mütevazi sanatlara bakın diye. Şimdi ben de size bir şey paylaşayım bu
Oh, yok oldu benim şeyim. Resmim yok oldu. Nereye gitti bilmiyorum. Bir dakika bakayım. Tamam, buradaymış. Görüyor musunuz? Bir ev resmi var. Şimdi bu resim Celal Esat'ın 1906 yılında yazdığı bir mimari diksiyonerden, bir mimari sözlükten alınmış. Başlığı aşağıdan görüyorsunuz, çok basit bir şekilde ev. Ev denen bu mütevazi yapıyı alıp bunu bilimsel bir biçimde bütün elemanlarını ayrı ayrı tanımlayarak inceliyor. Ki bu bize ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bu mütevazi yapının. Başka şeyler de yapıyor. Resim harika bir resim aslında. Ev öyle bir resim ki bu. Aile hayatı hakkında bize pek çok şey söylüyor. Alt katlar kapalı, dışarıya kapalı. Ama üst katlarda pencereler var. Aile hayatı esas ikinci katta gerçekleşiyor. İşte bahçe var. Bahçenin arkasında bir çardak var. Doğayla olan ilişki o elemanlarla anlatılmış. Sonra daha güzel şeyler de var. Bir çeşme var. Bu çeşme özel mekanla kamu mekanı arasındaki diyaloğu gösteriyor. Mahalleye yapılmış bir jest bu çeşme. Herkes gelsin bu çeşmeden suyunu alsın gibi. Bir de sağ tarafta kepenkli görüyorsunuz bir dükkan var. Bu da aynı şekilde mahalleye yönelik bir elemanı, ev ünitesini. Tepesine de bir güzel leylek oturtmuş. Leylek de mutluluğu temsil ediyor bildiğiniz gibi. Yani bu çok basit çizimle bir sürü fikir bir araya getirilmiş ve bu fikirler devrinin çok ileri fikirleri. Bunu anlatmaya çalışmak istedim. Bu resmi göstererekten size başka bir şeyi daha da yıkıyor. Bir başka kutu yıkıyor burada. Biz hep Türk evinin Sedat Hakkı Eldem tarafından lanse edildiğini ve tarihe yerleştirildiğini düşünürüz. Değil işte. Celal Esat bunu ondan kaç sene önce yapmış. Yani bu da bize bir ders öğretiyor. Hiç ilk dememek. İlk kim yapmış dememek lazım. Yani demek istediğim bu mimarlık ve sanat tarihi konusunda adam akıllı bir disiplin başlamış bu sırada. Bu da oryantalizme karşı dururken aradan olmuş bir şey. Hani belki bunu yapmayı düşünmüyorlardı bile, ortaya çıkıverdi. Başlangıç noktaları Batı'yı eleştirmek. Burada bırakayım. Bunu bu konuda çok konuşabilirim çünkü. Çok çok teşekkürler hocam. Ayrıca tüm konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Eminim daha konuşacak çok şey var. Hepinizin söyleyeceği çok şey var. Kitap ve kitabın çağrıştırdıkları hakkında. Belki sorular buna vesile olur. İzleyicilerimizden gelen ve gelmeye devam eden sorular. Naz arkada bir toparlama yaparak benimle paylaşıyor soruları. Ben de onlar arasından hızlıca seçtiğim bir soruyla bu son kısmını sohbetimizin açmak isterim. Bu biraz Selim Hoca'nın bahsettiği dönem ve malzeme tipi ve de işte bu merak sorusu, Osmanlı'nın merakıyla ilgili bir soru ama lütfen diğer konuşmacılarımız da şey yapsınlar, katılsınlar. Thomas Terzian bu sahanın yazılı geleneğinde seyahatnamelerin yerini nasıl değerlendirmemiz gerekiyor diye sormuş. Söz gelişi zamandaş diyebileceğim Evliya Çelebi ve Pietro della Valle'nin Doğu Batı hattında aktardıklarına nasıl bakmalıyız?
Yine benzer bir soru ya da benzer bir şekilde cevaplanabilecek bir soru İbrahim Sert'ten. O da 28 Çelebi Mehmet'in Fransa seyahati ve işte onun sefaretnamesinden yanında Dürri Ahmet Efendi de İran'a gidiyor. Ve o da işte sefaretname denebilecek bir metin kaleme alıyor. Orada hem işte bir yandan bir Fransa ilgisi var, bir yandan bir İran ilgisi var. Bu bize Osmanlı'nın 19. yüzyılda da sirayet edecek yeni bir dünya görüşünü oluşturmaya başladığının işaretini verir mi diye özetleyebileceğim bir soru sormuş. Hocam sizden başlayalım. Ben istersen bunlar doğru noktalar. Özellikle seyahatnameleri dışarıda bıraktım. Çünkü çok dallı budaklı bir konu. Kısaca cevap vermek gerekirse benim düşündüğüm hep bir edebiyatta bir karakter olarak belirmesi üzerinden gitmek istedim. Çünkü bir karşılaştırma olanağı veriyor Avrupa'da işte Osmanlı'da yer alan olaylara karşı güncel bir ilgi var, daha sonra tarihsel bir ilgiye dönüşüyor filan gibisinden tartışmaların dışında edebiyat kalıyordu. Yoksa sefaretnamelerle bence Osmanlı'nın tabii ki Avrupa'ya büyük ilgisi ve onunla çok ilişkisi de var. Dediğim gibi daha 16. yüzyılda İtalya tasvirleri var. Cem Sultan olayı sayesinde Roma konusunda vekainame-i Cem Sultan, yani daha 17. yüzyıla gitmeden önce de var. Fakat Evliya Çelebi olayı ayrı bir kişisel bir ilgi ve kişisel bir emeğin ürünü ve bir Osmanlı olarak bir Osmanlı aydınının da ne kadar meraklı olabileceğini gösteriyor bize. Yani sonuçta biz tabii ki buna biraz da yazarlarımızın, bu Avrupa Şarkı Bilmez'deki yazarların omuzlarından bakarak geçmişe bu Batı ve Doğu ikilemini de yeniden üretebiliriz bu tartışmaya girerse. Yani orada ne var, burada ne var? Ama bunlar daha çok bağlamsal dönüşümler ve sanıyorum bugün eğer bir değişiklik oluyorsa Batı'da ve Doğu'da deyip o ikilem üzerinden bu daha yerel, daha özel bakışları sağlamakla getiriyor. Bir tür ideolojik araçların ötesinde bir bakışla bu konuları nesneleştiriyoruz. Umarım şu sırada yani bu tür bir Batı mıydı Doğu muydu çekişmesinin dışına çıkıp ay nasıl da çekişiyorlar diye bakabilmek gibi bir çabamız olsa gerek yöntem açısından. Teşekkürler. Bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Çünkü Nergis Hanım da biraz benim dediğimi yanlış anladı gibi geliyor bana. Şimdi ben Avrupa'da bu klişeli, bu donmuş kafalı görüşlerin artık sona erdiğini falan söylemedim. Kesinlikle bu değil. Hepimiz her gün yaşıyoruz bunu. Tamamen size katılıyorum. Ben de öyle konuşmalar duyuyorum. Öyle yemek sofrasında öyle laflar duyuyorum ki tepem atıyor. Ama değişen şu, değişen dünyanın diğer taraflarının kendilerine olan güveni mi diyeyim, ne diyeyim? Bugün sabah başka bir röportaj yaptım. Orada sinema olayını getirdim. Şimdi bugün dünya sineması dediğimiz zaman hatırınıza Avrupa sineması geliyor mu? İran sineması, Çin sineması, Kore sineması, Senegal sineması ve Avrupa bunlara kenardan bakıyor. Yani böyle bir kayma var. Onun için bu biraz artık şarkiyatçılık sorunu bizlerden çıkmış, yeter artık usandık gibi geliyor bana. İşte size veriyoruz bu metinleri. Siz de bu metinleri anlayacaksanız anlayın. Ve benim kendi açımdan vallahi anlamayacaksanız da anlamayın artık. Devam edin çünkü nereye geldiğiniz belli bu dar kafalılıkla sizin de demek istiyorum. Bu da benim öfkem. Çok teşekkürler. Fatih ya da Nergis çok böyle içinize tuttuğunuz, illa söylemeniz gereken bir şey yoksa başka bir soruya geçeyim. Aslında biraz bu soruyu özellikle seçtim çünkü odadaki, Zoom odasındaki fil, birkaç tane fil de birden söylüyor. Onları soruda geçiriyor. O yüzden önemli olduğunu düşünüyorum. Onlardan en azından bahsetmiş olmamızın. Ahmet Nuri'nin sorusu. Bu odadaki fillerden bir tanesi self-orientalizm.
Bir diğeri de Oksidentalizm tabii. Bu Avrupa Şarkı Bilmez söyleminin de bir oryantalizm eşitlisi olmanın ötesinde aynı zamanda self-oryantalizm içerdiğini düşünüyor musunuz diye soruyor. Bunu biraz örneklemiş. Ve sonra da işte bu şark kimliği denen şeyin aslında çok parçalı olduğu, örneğin Halep merkezli Arap modernitesiyle İstanbul merkezli Osmanlı modernitesinin şark tasavvurunun aslında çok farklı olduğunu, dolayısıyla bu oryantalist karşıtı söylemin bir oksidentalist tarafı olup olmadığına dair bir yorum ve soru. Sen hocam, sizden başlayalım isterseniz. Vallahi bu kitabın konusu değil. Onun için ne söyleyebilirim bilmiyorum. Çok şey söyleyebilirim çünkü ben bu konuda da yazdım. Ama kitapta kitapta belirttim. Osmanlı oryantalizmi denen olay tabii ki var bu dönemde. Ama ben bu kitapta buna bakmıyorum. Çünkü o zaman başka bir kitap yazmak gerekecekti. Başka metinler eklemek gerekecekti. Hani bir parça ben bu olaya ve modernitenin çeşitli modernitelere İmparatorluk Şehir ve Mimari kitabında mimarlık üzerinden bakmaya çalışmıştım. Başka bir konu, buraya da tabii ki ilgisi var. Tabii ki bizi dürtüklüyor ortaya çıkardığı sorularla. Ama nasıl diyeyim, o kadar büyük bir soru ki bu, nereden nasıl tutacağım bilemiyorum. Evet, doğru, self-orientalizm var. Osmanlı içinde bu dönemin yazarlarının hiyerarşik düşünce tavırları var. Nitekim okuduğunuz yazılarda da göreceksiniz bunları. Gayet pejoratif bir şekilde Hristiyanlardan, işte Ermenilerden pek bahis yok burada galiba, ama genel olarak Hristiyanlardan, Yahudilerden, özellikle Hristiyan kadınlarından, Yahudi kadınlarından bahis var. Bunların hepsi burada var. Ama kitabın konusu bu değil. Bu da başka bir kitap olurdu. Ekleyen varsa. Tamam. Çok teşekkürler hocam. Sorulara bakıyorum. Ayşen Gür'ün bir sorusu var. Kitaptaki hem Zeynep Hoca'nın birçok farklı kitabının çevirmeni, hem de kitabın giriş yazısının çevirmeni. Özellikle Fatih'in yaptığı yorumlara gelen bir soru bu. Bir sınırları kapatma ve savunma perspektifinden bahsediyor. Ama aynı zamanda da bu aydınlar batılaşma, modernleşme yanlısı aydınlar ve bunlar iki kutbu birleştirmeye, barıştırmaya çalışıyorlar diyor. Asıl sorun da, asıl sorunu herhalde bunun belki bir başarıya ulaşamamasının arkasına yatan neden de bundan kaynaklanmıyor mu? Bu iki kutbun barıştırılmaya çalışmasından kaynaklanmıyor mu diye sormuş. Fatih? Ya elbette, yani bu hani bu kadar yani Zeynep Hoca da zaten kitapta bunun altını çiziyor bir yerde. Yani Ayşen Hanım da çevirmen olarak tabii gayet iyi biliyor bunu. Hani bu kolaylıkta söylenecek bir şey değil. Yani bunlar sadece kendilerini müdafaa ederek kapattılar demek değil bu. Bu insanlar elbette zaten Batı'ya yönelen insanlar, Fransızca'ya yönelen insanlar, bu metinlerle esasında, yani Flaubert'in doğu metiniyle ya da Goethe'nin doğu metiniyle yaşadığı gibi arzulu bazı ilişkiler yaşayan insanlar. Dolayısıyla kapatma refleksi, yani sınırı koyma refleksi kendini bir tamamen izole etme refleksi değil elbette. Ama yani bu öfke ve bu sınır koyma çabası, bu müdafaa hattı oluşturma çabası anlamlı bir şey. Ve hani dediğim gibi bu metinlerin, yani burada seçilen metinlerin bana kalırsa en ortak noktası bu. Ama bu sınırdan sonra neler yapılacağı, bu sınırdan sonra işte tırnak içinde o batı denenlerle
ne tür bir ilişkiye girileceği, ne kadar alınıp ne kadar verileceği, yandaki gayrimüslim toplumlarla nasıl yaşanacağı ve nasıl gelecek tahayyül edileceği çok karmaşık başka soruları içeren ve esasında dallanıp budaklanan bir meseleye giriyor. Dolayısıyla elbette böyle özetlenemez, bu budur denemez ama ne olursa olsun bu sınır çizme vurgusu ve onun getirdiği duygu yükü bana kalırsa çok önemli. Bunu söylemeye çalıştım. İkincisi biraz da deminki soruyla alakalı, Ahmet Nuri'nin sorusuyla alakalı. Yani bu hakikaten benim yani bu kitapla beraber ya bir tür kardeş diskurlar sergisi yapmak belki de lazım bunun için. Yani bunun yanına oksidantalizm de gelebilir elbette. Bunun yanına Fransız edebiyatı söylemi gelebilir mesela. Bırakın daha darlaştıracak. İşte Zeynep Hoca'nın tabii çok daha bizden derinlikli bir kentler söylemi gelebilir. Ve bunların pek çok ortaklıkları olduğu gibi pek çok farklılıkları da var. Kendisi Batı'yı eleştirirken, Batılı'yı eleştirirken çok daha esnek bakarken örneğin kendine bu eleştirel göz döndüğünde çok daha katı olan, kendisine yapılan haksızlıkları başkalarına yapan münevverler, aydınlar dönemin içinde çok. Dolayısıyla bu çoğunluğun resmini bütünü bir bütün halinde çizmek çok önemli ama çok zor. Belki Nergis'in söylediği gibi işte belki bir daha böyle sürekli devam eden ek arşiv çalışmalarıyla, ek toparlamalarla hani var ya büyük resim çok daha net ortaya çıkacaktır gibi. Ama böyle kesin bir şey söylemedim doğrusu. Hocam siz, Zeynep Hocam siz bir şey söyleyecek misiniz acaba bununla ilgili? Bir şey söyleyecektim ama biraz fazla ayrıntı olabilir ama bu Fatih Bey'in dediği noktayı desteklemek açısından biraz spesifiste getirmek üzere. Şimdi bu sanat tarihçilerinden bahsettik. Bir Türk sanat tarihi inşa ediyorlar. Fakat bu sanat tarihini öyle bir inşa ediyorlar ki bütün İslam ülkelerinin sanatları arasında en tepeye kendilerini koyuyorlar. Bunu da nasıl koyuyorlar? İşte bizimki sadedir, bizimki süslü değildir. Ve bu da tabii moderniteye bağlı bir üstünlük kriteri. Öbürlerinden iyiyizdir biz diye. Yani bunun hepsinde o kadar çok yönü var ki onu tekrarlamak isteyeceğim bu metinlerin. Hani tek bir açıdan sadece şarkiyatçılığı eleştiriyorlar diye bakmamız yanlış oluyor. Bunlara başka yerlere götürüyorlar bize çünkü. Aslında yine ilgili bunu Nergis'e yöneltmek istiyorum. Fatma Coşkuner çok spesifik olarak aslında şey sormuş, Rusya, Osmanlı ya da şarkı biliyor mu diye sormuş senin söylediklerinin arasında ama ben hani Rusya'nın dışına çıkartıp bunu, şimdi şeyden bahsettik işte Osmanlı Avrupa'yı biliyor mu, Avrupa Osmanlı'yı biliyor mu? Avrupa dışı toplumlar birbirleriyle ne kadar konuşuyorlar benzer metinlerde? Yani bu hani çok çok geniş bir konu farkındayım ama bu oryantalizm eleştirisi şeyinde, kapsamında birbirleriyle direkt diyaloglar var mı gibi bir soru sorayım kısaca cevap vermen için. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle belki şunu söyleyebilirim. Şark ve Garp monolitik kategoriler değiller. Yani burada kim şarkı, kim şark, kim Garp, kim şarkı biliyor, kim Garp'ı biliyor sorusu maalesef şeyi değiştirdikçe, hani lensimizi, coğrafyamızı değiştirdikçe değişen kategoriler bunlar. Yani Rusya Osmanlı'yı ne kadar biliyor, aradaki iletişim ne kadardı, yani çok fazla olduğunu söyleyemem. Ama hani bu konuda araştırmalar yapanlar var. Özellikle şarkıyatçılık eleştirisi konusunda çok bildiğim şey yok. Ama şunu söyleyebilirim ki yani Rusya için de kendileri hep şeye karşı, işte Batı Avrupa'ya karşı onlar şarklar. Ama Rusya'nın kendi içinde kendi şarkiyatçılığı da var. İşte yani Tolstoy'dan bahsettim. Tolstoy'un mesela işte Hacı Murat'la gibi eserleriyle hani Orta Asya'ya karşı yaptıkları o şarkiyatçılık da var. Yani kendi içinde de bir şark durumu mevcut
Japonya'da da aynı şekilde. Yani bir yandan Avrupa şarkiyatçılığını eleştirirken bir yandan da kendi içinde şarkiyatçılığı kolonyal işte emperyalist şeyleri için nasıl diyeyim ideolojiler için kullanabiliyorlar. Hani o yüzden çok değişken kategoriler bunlar. Şarkı biliyorlar, Osmanlı'yı biliyorlar mıydı? Bence çok bilmiyorlardı Ruslar ama. Çok teşekkürler. Son bir ya da iki soru alacağız. Süremizin sonuna geldik. Ama heyecanlı sorular var. O yüzden iyi seçmeye çalışıyorum şu an. Lütfen. Şeyi gördüm de sana onu söylemek istedim. Lise öğrencilerini okutursak. Evet aynen. Oydu zaten hakkındaki ama kaybetmiştim yerini. Bu Zeynep Hoca'ya bir soru. Çok da güzel bir soru. Bu kitaptaki yazılardan bazılarını seçerek öğrencilerimle incelemek istiyorum. Zeynep Hocam'a göre bir lise öğrencisi özellikle hangi yazıyı okumalı diye sormuş. Tümay Esra. Nergis bunu işaret ettiği için çok teşekkürler. Eyvah eyvah. Bu soruya cevap vermek hiç kolay değil. Lise öğrencisi. Lise öğrencilerinin seviyesini de bildiğimi iddia edemeyeceğim. Ama Ömer Seyfettin'in Gizli Mabedini okutun derim. Gayet yani kolay anlaşılır. Mesajı belirli. Okuması kolay bir yazı. Ve ondan çok yere gidilebilir. Bilmiyorum Nergis Hanım siz ne okutursunuz? Fatih Bey Selim ne okutursunuz? Selim Hoca cevabını chatbox'a yazdı. Şevket Süreyya diyerek. Dalga geçiyor. Yok hayır bence çok ilgilerini çekecektir. Eurocentrizm konusunda Avrupa bence lise öğrencilerine güvenelim efendim. O kadar önemli bir yazı ki o. Fatih ya da Nergis siz bir şey söylemek ister misiniz bununla ilgili? Yani benim de aklıma Ömer Seyfettin geçti açıkçası ama belki de lise öğrencilere bilmiyorum belki de güvenmiyor muyum acaba diye düşündüm. Ya Tevfikret mutlaka. Yani mesela Pierre Loti kısmı bana kalırsa kitabın çok şey öğretici ve ilginç. Birazcık Pierre Loti'ye bakıp onu anlatıp ve işte onun Osmanlı sevgisinden bahsedip sonunda mesela bu karşı tepkileri ve öfkeyi koymak bence çok öğretici bir şey olur. Çünkü yani hem çok seviyor adam burayı ama burayı severken başkalaştırıyor. Ve o sevgiye rağmen işte sağdan soldan tırnak içinde münevverlerin ortak bir öfkeye sahip olması hem ilginç hem de buna kalırsa çok öğretici. Yani Türkiye'yi anlamak bağlamında da bizim kendi öfkelerimizi falan anlamak bağlamında da bana kalırsa çok öğretici olabilir mesela. Haklısınız. Üstelik orada başka bir şey de var. Ben onu girişte göstermeye çalıştım. Büyük bir aşk da var. Pierre Loti'ye bizim münevverlerin gösterdiği. O da işin içine girince iyice mesele karışıyor. Bu son zamanlarda bir de Pierre Loti Tepesi'nin ismi değişsin falan tartışmaları çok yoğun oldu. Hani onu da bağlanabilecek, bugüne çekilebilecek bir tartışma bana kalırsa. Çok teşekkürler. Biz üniversite müfredatında syllabuslarına bu kitabın özellikle işte İngilizcesinin girmesinin heyecan duyarken lise müfredatlarına girecek olması daha da hoş ve açıkçası daha da heyecanlandırdı. Son soruyu aktarıyorum. Hocam bunu da aslında kitabın konusu bu değil. Ben bunu zaten daha önce yazdım diye cevaplamanızdan biraz endişeliyim ama yine de bir İstanbul tarihçisi olarak ve İstanbul tarihi yazmaya sizin işte klasik remaking İstanbul'u okuyarak başlayan birisi olarak kendime bu hakkı verdim. Atay Özlem, 19. yüzyıl İstanbul'u için okuduğumuz metinlerde en sık karşılaştığımız anlatısı kentin batı ile entegrasyon çabası ve çalışması diyor ve sonra bu entegrasyon aslında nasıl bir entegrasyondu diye soruyor. Bu zaten sizin kitabınızın konusu gerçekten ama ben şöyle
bunu değiştirmek istiyorum. Bu oryantalizm anksiyetesi, Avrupalı'nın şarka bakması konusunda gelişen bu tepki İstanbul'un ve başka şehirlerin, başka Osmanlı kentlerinin inşasında geç 19. yüzyılda, 20. yüzyıl başında nasıl bir etki yaptı, etkili oldu mu? Yani bu sadece bir böyle tek taraflı bir batılılaşma, modernleşme şeyi değildi bir yandan da. İşte gösterdiğiniz gibi bir oryantalizm tepkisinin çok yoğun olduğu bir dönem. Bu ikiliyi, bu karşılaşmaları kent formunda görebiliyor muyuz? Bunun hani kısaca bir şeyinden bahsetmek mümkün olur mu diyeyim. Ama dediğim gibi eğer bu kitabın konusu bu değil derseniz o da hayır kitabın derim. Konusu bu değildi. Kitabın konusu bu değildi ve bu konuda bu soruya cevap vermek çok zor. Çünkü entelektüel dünyadaki gelişmelerle pratik dünyadaki gelişmeler böyle şakkadak birlikte olmuyor. Ve bunların arasında bağlar kurmaya çalışıyoruz. Bazen bunlar çok açık bağlar oluyor. Bazen de kurulamıyor. Bizdeki batıcılık o kadar şehir yapısına girmiş ki şarkiyatçı yazarların en büyük şikayeti İstanbul çok modern. Nerede bizim beklediğimiz oryantal İstanbul, bu İstanbul çok modern deyip yani Pera'yı küçümsemeleri, modern mahalleleri küçümsemeleri, yani Ömer Seyfettin'in hikayesi de bununla ilgili, Ahmet Haşim'in Hiciv yazısı da bununla ilgili, böyle bir akım var. Ama dediğim gibi bu ikisinin bir araya gelmesi, şimdi düşünüyorum mesela Tevfik Fikret'in kendi hayatını, kendi yaşama biçimini, batılı bir yaşama biçimi, bir de bizim entelektüellerimizin özellikle Fransız kültürüyle öyle bir iç içe geçmiş olmaları var ki buna böyle yaşamsal olarak, pratik olarak bir tepki gösterdiklerini onları da düşünmüyorum. Şehir yapımına gelince işte bir tane oryantalist binayla, üç tane binayla, bu artık ayrı bir hikaye onlar. Evet. Oryantalizme karşı durmak değil bu, yahut oryantalizmi benimsemek de mi değil mi onu bile bilemiyorum artık. Tamam hocam, yine de bu ilk kitaba referansla bitiriyor olmak bence yine de hoş oldu. Zannediyorum burada bitirebiliriz. Naz da kendini gösterdiğine göre biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben kendi adıma tüm konuşmacılarımıza, başta Zeynep Hoca olmak üzere, çok teşekkür ederim. Tabii bütün soru soran, dinleyen herkese, bütün soruları yer veremedik ama elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Ben de teşekkür ediyorum. Çok canlı bir konuşma oldu. Ve gerçekten işlerin ne kadar karışık olduğunu, tek bir mesaj olmadığını ortada, pek çok mesaj olduğunu çok güzel gösterdi bu tartışma. Hepinize çok teşekkür ederim. Ben de asıl herkes adına, öncelikle Anamed adına, moderatörümüz, tüm konuşmacılarımıza ve dediğiniz gibi tüm dinleyicilerimize katılımlar için çok teşekkür ederim. Keyifli bir akşam oldu bizler için. Umarım sizler için de olmuştur. Son olarak bir kez daha üzerinden geçmek istiyorum. Zeynep Hoca'nın da bahsettiği üzere Columbia Global Centers İstanbul tarafından 24 Mart 2021 tarihinde bir devam etkinliği niteliği taşıyacak. Kitabın oluşum süreci hakkında konuşulacak bir çevrimiçi etkinlik planlanıyor. Etkinlik detayları için sohbet kutusunda paylaştığımız merkeze ait sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hepinize tekrardan teşekkür ederiz.